20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece Lefkoşa bölgesi silah sesleriyle çınladı. Silah ses, ben de o zamanlar 14 yaşındaydım. Ve vurulan şehidin, ilk şehidin babasının kahvehanesinde okul çıkışları da kahve çırakçılığı yapıyordum. Kahveci çırakçılığı yapıyordum. Kurşunların sesinin olduğu yere gittiğimiz zaman diğer komşularla birlikte, çünkü Selimiye Camisi'nin yanında kalıyorduk. Zaten olay yeri de 100 metre Ermu Caddesi'nde olmuştu. O tarafa doğru, zaten çevre insanları da o tarafa doğru gidiyordu. Biz de daha yatmadığımız için o an o tarafa gittik. İlk gördüğüm manzara, Zeki'nin arabası, yerde yatan, kanlar içinde birisi. Tabii bir şok olduk. O ara babasının feryat figanları derken annesinin şeyleri, ilk hayatımdaki ilk şoku orada yaşadım ben. ...23 saldırıları başlayınca bizim bölgeye, ikindi iniydi işte, saat 3-4 suları bir şeydi. Babam vuruldu. Yani Rum tarafının seri atışları şeyinde babam isabet aldı başından mermiyle, şehit oldu. Onun o, yine o dediğim, o tanımadığım kişiler, yani sonradan TMT'ci olduğum kişiler onu aldı ve bugünkü Girne Caddesi üzerinde bir klinik vardı. O kliniğe götürdülerdi. Ben de beraber, tabii 14 yaşında bir çocuk, o kurşun yağmuru içinde. Ama bu ara kurşunlar da her taraftan geliyordu. Oraya gittiğim zaman ben, işte babamı yatırdılar ettiler. Bir kişi daha geldi. Onun sonradan Salahi Şevket olduğunu öğrendim. O da Çetinkaya Burcu'nda savaşırken vuruldu, şehit oldu. Yani TMT'ci olarak şehit olanlardandır bunlar. Orada öğrendim ben bunu. Bekliyoruz biz tabii, doktorlar gelip gidenler, orada bekliyorum artık, yapacak bir şey de yok. Sonra ayrı odaya koydular. Biri çıktı, eksedi. Eksi ne olduğunu da bilmiyordum ben. 14 yaşında eks der ama nedir? Meğerse eks dediği hayata veda demekmiş. Onu da bilmiyorduk. Yine biz bekliyoruz. Bir gün sonra daha da yaralılar gelmeye başladı. Bu defa Kumsal Kaymaklı bölgesi. Çünkü oraya da saldırmışlar. Oradan başladı gelmeye. Adiloğlu Kliniği işte. Orası artık merdivenlere varıncaya kadar yaralı dolu. Ve bu defa şey dediler, eksleri gömelim. Nereye gömecek? Mezarlık şeyde kaldı, Küçük Kaymaklı'da, Rumların saldırı yaptığı yerde. Ve bugün tekke bahçesi olarak dediğimiz yere, ki orası vakıflara ait bir bahçeydi, oraya gömülmesi kararı alındı. Oraya gömüldü. Biz de başçılık ettik. Yani 14 yaşında biz de mezar kazdık. Gömülmelere yardım ettik. Hani babamızı gömdük bir yerde. Fakat bu bir iki gün içinde orada idare ettim. Ben eve gider, annem sorar, ne oldu? İyidir, şudur, budur, tamamdır. Sen çocuklara bak, ben bakar gider gelirim. Nereye kadar? Aradan 3-4 gün geçti. Annemi dedim artık olmaz. Dedim gel seni de görsün. Aldım kendisini yavaş yavaş, tekke bahçesi de işte burada dedim. Orada film bitti. Zaten bir de resmi var annemin, devamlı şeyde çıktıydı, sosyal medyada da yayınlandı. O Halkın Sesi o zaman yayınladı. Kucağında çocuk orada figan eder.
Ocak ayında Selimiye Camisi'nin yanına bir kamyon durdu. Daha gönüllü ararık dediler. Ne yapmaya? İşte mevzi yapılacak, şu yapılacak. Türkiye'nin olası bir çıkartmasına karşı biz hazırlıklı olalım da şey edelim. Ben atladım kamyona. Aileme haber vermedim. Kamyona girdim. Başkaları da bindi tabii. Endikşe'ye kamyona bindik. İlk defa hayatımda Lefkoşa'nın şimdiki Ortaköy'ün köprüsüne kadar giderdim de ondan yana hiç gitmediydim. İlk defa o kamyona bindik, baktık Ortaköy, Gönyeli, Boğaz, bakınır yani nereye giderik. Çünkü ilk defa çıkıyorum ben Lefkoşa'nın dışına. Boğaz'a gittik, bindik, sıralandık. Hiç unutma. Dizler bizi elime bir piyade. Yani herkes verdi. Bunun adı piyade. Ve piyadeyi ne bileyim, filmlerde görürdüm. Bunun adı piyade. Piyade de şeyime gelirdi. Hani bu itibariyle. Dedik tamam. Hepsine, bu dedi böyle kurulur, gösterdi. Mermi sürür, altına şey eder, onu gösterdi bize. Yap sen de dedi. Yanımda da böyle bir tık tavaya çekti bir tane. Biz ben eledik. Bu budur dedi. Dedik tamam. Sen dedi bu yana gideceksin. Bozdağ, şu anda tabii o zaman Bozdağ olduğunu bilmezdik ama sen dedi dağın bu tarafına, en üst tarafa gideceksin. Senin görev bölgen oradadır. Orada artık sana verilen görevi yapacaksın. Tamam, tamam. Bunların içinde tek çocuk ben. 14 yaşında. Geriye kalanlar 18 ve yukarı. Yani 18, 19, 20 böyle yaş 30-40'a kadar var. Daha bana dediler ki sen gençsin, koşturun, postayı da yapacaksın. Hani dedik tamam, posta işi. O zaman telefon şey yoktu, bir irtibat yoktu. Takımlar, bölükler arası. Sonradan başladı o tel hatları çekilmeye bilmem ama o ara biz posta eder karargaha, karargahtan alır şeyi. Buraya git. İşte o zaman içinde mesela ben Ağırda, Fota, Bilelle, Kömürcü, dağın bütün yerleri Temlo sanırdım. Posta yapardım çünkü. O biterdi, enerji de vardı genç olduğum için. Giderdim, yani hiç şeyim yoktu benim. Verilen görevi bitirirdim. Arada bir şey de verdi. İyaşe ibadet, mesela daha yemektir, iyaşedir, şudur budur. Ağırdağlı bir Mustafa vardı. O da yapardı bu işi. Bazen beni de şey derlerdi. Ona yardım. O dağın bir tarafına giderse ben de bu tarafına giderdim. Yani o yaşlı eşeklerin üstünde götürüp getirme. Nisan günü büyük bir güçle Vasilya üzerinden çıktılar dağa ve Ailia Kilisesi dediğimiz orada zaten görevli mücahitlerimiz vardı, temetecilerimiz vardı. Onlara ilk saldırı onlara yapıldı. İlk şehitlerimiz orada verildi. Yani o bölgede toplamda 8 şehit. Yani onlara takviye giden ekip de oradan nasibini aldı. İlk 8 şehit verdik orada. 12'ye yakın da yaralı. Geri çekildi. Biz tabi Bozdağ'da bize de saldırdılar şehit yönünden. Belepayis yönünden ama bizim durumumuz çok şeydeydi. Yüksekte olduğumuz için silah gücüyle onları durdurttuk. Bize varamadılar. Hani görürük saldırıyı görürük. Biz de çarpışırık. Ve bu ara işte alnımdan buradan yaralandım. Tabii ben o an hiç farkında bile değildim. Senin alnından kan akar dediler bana. Bir elimi uzattığımda baktım hakikaten kan akar. Böyle bir yarık oluşmuş. Dedim ama hiç şey etmedim. Yani çünkü bir savaş içindesin. Şey düşünmen, başka bir şey düşünmen.
ölüm kalım. Bir tarafta düşünsen bir şeyi çocuğu, baban gitmiş, memleket gidecek. Memleket gittikten sonra bizim hayatta kalıp kalmayacağımız mecburen var olmak. Yani başka bir şey düşünmedim ki ben. Yani benim tek derdim, annem, iki kardeşim, onlar hayatta olsun, onların hayatta devam edebilmesi için bizim mücadele etmemiz gerekir. Ve bunun için mücadele ettik. Kendimizi daha yasladık, daha çektik. Neden? Kuzeye baktık hep. Gel. Yani bütün şeylerimiz, o zaman yazılan şiirler bile, beş parmak dağları, ne yamandır ne yaman, mavzerim yağlı, haydi gel Mehmet'im, mermiyi namluya sürelim gayrı. Daha ne diyeyim, hep böyle büyüdük biz. Dolayısıyla bugün özgürsek, egemensek, bunun kıymetini bilelim. Her Lefkoşa'ya gittiğimde bugün dahi, o dar boğaza geldiğim zaman gözümden yaş gelir. Çünkü anılar canlanır, çektiğim ızdıraplar canlanır. Bugünkü özgürlük ortamının kıymetini bilin. Şu anda yaşanan her şey gelip geçicidir. Kalıcı olan özgürlük ve gelecektir. Tarih en güzel yanıttır. Geçmişi unutma, geleceğe sağlam git.